Ben Besim'e yardım. Türkiye gündeminde yine bir şeyler oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıl kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kimin aday olacağı tartışmalarında her geçen gün hararet artıyor. Bu haftada aday olacak kişilerin mezhepleri konuşulmaya başlandı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirirken, Kemal Bey'in Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu bilerek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Hemen ardından İYİ Parti Milletvekili İbrahim Halil Orhan, Türkiye'nin %70'i muhafazakar profil çiziyorsa ona hitap edebilen farklı bir isimle çıkılır dedi. Konuyla ilgili Sayın Şık ve Orhan'a katılanların yanı sıra adalet sürecinde etnisitenin etkili olmadığını savunan bir kitle de var. O halde gelin birlikte şu ana kadar Türk siyasetindeki Alevi liderlerden bahsedelim diyeceğim ama yok. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 12 Cumhurbaşkanımız oldu. Ülkemizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk Sünni'ydi. Atatürk'ün hemen ardından değişmez milli şef olarak ilan edilen 17 yıl başbakanlık ve 12 yıl cumhurbaşkanlığı yaparak ülkeyi en uzun süre yöneten lider olma özelliği taşıyan İsmet İnönü Kürt kökenli bir Sünni'ydi. Demokrat Parti'den seçilerek 2 yıl başbakanlık yapan ve ardından 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Celal Bayar, Bulgaristan göçmeni Sünni'ydi. Celal Bayar'dan sonra 7 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Cevdet Sunay, Erzurumlu bir müftünün oğluydu, Sünni'ydi. 1960 darbesiyle 5 yıl ülkeyi yöneten 2. Türkiye'nin babası olarak anılan Cemal Gürsel, Alevi olup olmadığı tartışılan tek cumhurbaşkanı. Erzurum Hınıs doğumlu olan Cemal Gürsel, Alevi olduğunu iddia eden kimi kaynaklar bulunsa da Gürsel, Alevi kimliğini açık bir şekilde yaşayamamış olacak ki hakkında kesin bir hükme varılamamış. Cemal Gürsel'in 1963 yılında Alevi bildirisi yayınlayan öğrenci heyetiyle yaptığı konuşmasında yine açık bir hüküm yok. Gürsel, heyete haklısınız çocuklar, düzeltmemiz gerekiyor. Bugün ben bir Alevi gibi düşünüyorum. Yavuz Sultan Selim Sünni İslam'ı resmi ideoloji olarak almayıp Aleviliği alsaydı Türkiye şimdi dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olurdu demiş. Ancak ne Gürsel ne de kendinden sonra gelen liderler Aleviliği rahatça yaşanabilir ve beyan edilebilir bir inanç haline getirememiş. Bir sonraki Cumhurbaşkanımız 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yapan Fahri Korutürk. Sünni'ydi. 12 Eylül 1980 darbesiyle ülke yönetimine el koyan ve daha sonra 1982'de yapılan referandum ile Cumhurbaşkanı olup toplamda 9 yıl görev yapan Kenan Evren yine Sünni'ydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı, ülkeyi daha önce alışık olmadığı birçok şeye alıştırmasıyla bilinen, hatta alışırsınız alışırsınız cümlesiyle bir neslin hafızalarında yer eden Turgut Özal da babası Türk, annesi Kürt kökenli Sünni bir liderdi. Bir kere dermekle bir şey olmaz diyerek anayasayı dahi hiçe sayan bir cumhurbaşkanı olan Özal, Sünni egemen siyaset geleneğini sürdürdü. Özal'dan sonra FETÖ şapkasıyla 6 kere gidip 7 kere gelen Süleyman Demirel, 10 yıl başbakanlık, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı ve tabii ki o da Sünni'ydi. Tarafsızlığı ile hafızalarda yer eden Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Sünni oluşuyla yine gelenek bozulmadı. Ahmet Necdet Sezer'den sonra Türk siyasetindeki muhafazakar Sünni etkisi giderek arttı. AK Parti kurucu kadrosunun önde gelen isimlerinden Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye'de ilk defa türbanlı First Lady kavramıyla tanışıldı. 2002'den bu yana önce başbakanlık sonra cumhurbaşkanlığı ardından sistem değişikliği yaparak başkanlık görevini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan'ın Sünni olduğunu vurgulamam gerekmiyor sanırım. Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana hükümetler kuruldu, darbeler oldu, sistem değişti, anayasalar bile delindi. Ancak hiçbir yerde yazmamasına rağmen liderlerin Sünni olma geleneği değişmedi. Liderlerin Sünni olması sadece Cumhurbaşkanlığı makamıyla da sınırlı değil tabii ki. Gelmiş geçmiş 27 başbakanın hiçbiri Alevi değildi. Genel olarak sağ partilerin iktidar olması bu geleneği perçinlemiş gibi görülse de aslında durum sol partilerde de farklı değil. En büyük seçmen kitlesine sahip sol parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar 6 genel başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki tüm genel başkanlar İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Varkal ve Altan Öğmen de Sünni'ydi. Diğer sol partilerde de durum farklı değil. Tüm bu tartışmaların yeniden gündeme gelmesini sağlayan Ahmet Şık'ın mensubu olduğu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da
Yugoslav göçmeni bir Boşnak ve Sünni. Özetle Türkiye'de seçmenin karşısına hiçbir zaman bir Alevi lider çıkarılmadığı için seçilip seçilmeyeceğini bilemedik. Nüfusları 12 milyona varan Aleviler aslına bakarsanız seçim zamanlarında kapıları çalınan, vaatler verilen, övgülere mazhar olan toplulukların başında geliyor. Yüzyıllardır yakılan, asılan, katledilen bu topluluğun uğradığı bunca zulme rağmen yaşadığı ve vatandaşı olduğu ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bile henüz varlığı kabul edilmezken, Türkiye'de yaşayan halklar arasında okuma yazma oranı en yüksek grup olduğu halde henüz valilik ya da emniyet müdürlüğü gibi makamlara layık görülmezken, bir Alevi'nin cumhurbaşkanı olup olmayacağını konuşmamız çok da şaşırtıcı değil. Sahi, şiddet dili yerine saz ile, söz ile, sanat ile barışı yaşatmaya çalışan Alevileri dinlerken, mesela Kemal Sunal'ın kahkahasıyla gülerken, Neşet Ertaş'ın tezenesini ruhumuzun bam teline vururken, eşiyle birlikte aşıyı bulup, dünyayı kasıp kavuran bir illetin dermanı olan bilim insanı, Uğur Şahin'in bulduğu aşıyı vurulurken, bu insanlar Alevi mi, Sünni mi? Alevi ise gülmeyeceğim. Bu türküyle aşk acısı çekmeyeceğim. Bu Alevi'nin bulduğu aşıyı vurulmayacağım dedik mi? Demediysek neden bu riyakarlık? Niye bu korku? Belli ki Türkiye'de yine bir şeyler oldu.